Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Xamarin.Forms'ta listvi örneği yapacağız. Yeni bir proje açarak başlıyoruz. Karşımıza gelen ilk XML kısmı bu şekilde. Şimdi bunun altına sadece listvi yazıyoruz. Direkt çıkıyor. X.name dediğimizde diğer tarafta kullanacağımız da adını veriyoruz. Kullanacağımız ismi yani. Sonra biliyoruz ki listview'de itemler var. Genellikle diğer platformlarda listview kullanırken adaptör kullanıyorduk. Fakat bunda öyle bir şey yok. Burada item source diyoruz. Yani itemlerin kaynağı. Ona da binding diyoruz. Tabii bunu süs parantez içinde yazıyoruz. Sonra binding nokta diyoruz. Şu an biz listview'de kendimiz oluşturuyoruz. Diğer tarafta ve bunu listview itemlerini kendimiz yansıtıyoruz. O yüzden nokta diyoruz. Diğer tarafa geliyoruz. Yapmamız gereken tek şey tek satır kod arkadaşlar. This nokta binding context sonra eşittir. Biliyoruz ki listview dizi şeklinde oluşturacağız. O yüzden new yapıyoruz. Sonra süslü parantezin içinde itemlerimizi yazıyoruz. Bu kadar. Liste vermeyi böyle tek satırda kendimiz kendi istediğimiz itemleri yansıtabiliyoruz. Ne olsun? Ülkeler olsun. Şuraya ülkeler diyorum. Tabii kapatmayı unutmuyoruz. Sonra bunlara özellik verelim. Font işte attributes ne olsun? Bold olsun, kalın olsun. Yazı stilini büyük yapalım. Sonra rengini değiştirelim. Evet. Margin verelim. O olsun. Şu stack layout yani tüm ekranı kaplayan kısma da margin verelim. Bunu 20 diyelim. Padding verelim. 10 diyelim. Evet. Margin ile padding birbirine benziyor ama İkisi farklı şeyler. Margin dışa doğru uzaklık demek. Padding içten uzaklık demek. Bunun farklarını öğrenmemiz gerek. Önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkelerde neler olsun? Türkiye olsun. Portekiz olsun. Polonya olsun. Bu itemler tamamen size kalmış bir şey. Siz kendiniz yazabilirsiniz. Basit derecede bir listview örneği yapıyoruz beraber. Bunun geliştirilmiş halini siz kendiniz yapabilirsiniz, bulabilirsiniz. Evet, kısaca biz itemlerimizi de beraber yazdık. Şimdi bunu çalıştıralım ve bakalım. Ben telefonumu yine bilgisayara yansıttım. Burada beraber göreceğiz şimdi. Neyse çalışıyor. Evet, her zamanki gibi yine yavaş çalışıyor. Hiç şaşırmadığımız gibi. Diğer video örneklerimizde daha başka konulara değineceğiz. Abone olmayı unutmayın. Böyle fikirleriniz varsa ya da takıldığınız yerler varsa onları videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz. Kaynak kodunu GitHub hesabımda paylaşacağım. Oradan da bulabilirsiniz direkt. Evet, az kaldı bence. Diğer platformlarda adaptör mantığı burada binding şeklinde ilerliyor ve listview ile örnek yapmak Xamarin.Forms'a daha kolay. Gördüğünüz üzere tek satırda itemleri direkt hani bağlayabiliyoruz, direkt gösterebiliyoruz. Eğer çalışırsa göreceğiz hep beraber.
Evet, çalıştı. Evet. Şu an gördüğünüz gibi ülkeler yazısı yani labelimiz büyük harflerle yazılmış, siyah renkli ve kalın. Burada da list view'imiz var. Evet. Tıkladığımızda herhangi bir şey olmuyor çünkü biz bunun özelliğini vermedik. Biz sadece listelemeyi gördük. Evet arkadaşlar, bugün sadece basit bir list view örneği gördük. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.